Dünyamızdaki teknoloji öyle bir hat safhaya gelmiş ki hayatın her alanına girmiş bir vaziyette. Örneğin evinizde ışık bir teknolojidir, elektrik bir teknolojidir ama sadece elektri elektrik bir yeterli bir şey değildir. Bir kaynaktır o. Mesela petrol gibi. Ondan yüzlerce alet, yüzlerce makineler üretilmiştir. Hayatınızın her alanına teknoloji kaynaklarıyla girmiştir. Yani kullandığınız hani ulaşımdan ondan sonra yani iletişimden her alanda teknoloji vardır. Ama teknolojinin bu yönleri insana aslında çok büyük zarar vermiyor. Yani elektronik eşyalar, elektronik bir hayat, işte araç ulaşım, iletişim vesaire. Ama teknolojinin bize vermiş olduğu, dünyaya vermiş olduğu en büyük zararlar tabii ki de silahlanma alanında gerçekleşiyor. Yani eskiden eski teknolojiyle siz dünyanın en büyük silahını da üretseniz işte Fatih Sultan Mehmet'in ürettiği bir silah ki veya Osmanlı'nın son dönemine gelindiğinde baktığımız zaman kısa menzilli silahlar yine karşı karşıya seni getirici yani gücün varsa karşıma gel bu şekilde olabiliyordu. En basit Çanakkale bunun misalidir. Üzerimize gelme durumundalar. Ama bugün üretilen silahlar hakikaten konuşulduğu gibi, gösterildiği gibi gerçekse bu bir felaket. Yani bir ülkeyi tamamen yok edebilecek kadar kuvvetli silahlar üretiliyor. Ve öyle uçaklar yapılıyor ki artık bırakın bir yerden bir yere gitmek uçakla. Bugün Rusya ki eğer doğruysa yani öyle bir şey üretim üretim e, planı yapıyor ki öyle bir uçak üretim planı yapıyor ki yani atmosferin dışına çıkacak bir yerden bir yere gidecek ve tekrardan atmosferin içine girip orayı vurup tekrardan çıkıp geri gelecek bunun planını yani yapıyor radar yani sisteminde gözükmeden kesinlikle vakti. yani hani neleri artık Düşünürüz. hesaplıyorlar ve e, öyle büyük füzeler öyle büyük e, silahla üretiyorlar ki bir kıtadan bir kıtayı bir ülkeden farklı bir ülkeyi vurabilecek kadar yani binlerce kilometre ötesini yok edebilecek kadar büyük silahlar üretiyorlar.